Action. Hanımlar beyler, Hatice Durmuş yerel tüccarlar diyor. Hatice kesin doğru söylüyordur. Şimdi amacımız önümüzdeki bir saat, bir buçuk saat bilemiyorum, nüfusumuzu olabildiğince 10.000'e yaklaştırmak. Bu sırada peyzaj, görüntü, vergi düzenlemesi ve 3 tane arkadaşı gene çöpe atmak. Hemen başlayalım. Hiç geciktirmeden. Bir dakika, burada neden? Yanmış mıydın? Terk edilmiş. Aa, niye ki? Halk sanayi istiyor. Tamam. O tamam, sanayiye gideceğim. Başka? Çöp mü yetmiyor lan? Bir dakika. Ha, Grand Top. Terk ettin değil mi sen? Sen burayı terk ettin değil mi? Dur, sen bir daha buraya geleceksin Grand Top. Seni bir daha buraya koyacağım. Seni bir daha buraya koyacağım. Dur. Hatta o arkadaş neydi? O arkadaş. Bir dakika. Time Whisper'ı atacağım çöpe. Time Whisper'ı çöpe atacağım. O bana Bodur nerede? Hah, Onurcan Topçu. Bodur Başkan'a. Demek Bodur Başkan. Demek Bodur Başkan. Onurcan Topçu. Çöplük sende Onurcan. Tamam, çöplük sende. Kardeşim, Time Whisper. Seni de buraya atıyorum. Siz böyle devam edin. Bu kafayla. Grand Top, seni de bekliyorum. Buraya tekrar ev kuracaksın sen. O ne lan? Telefon titriyor. Ha, Kalkgel'le ilgili. Bu arada Kalkgel'le ilgili mail ulaşmadıysa sevgili abonelerimize herhangi bir şey, moderatörlerimize bildirin. Discord'dan ekstra bir linkle şeyle çözeceğiz sizlere. Bu ne lan? Bu iyi bir şey mi? Yeterli eğitimli çalışan yok. Şimdi bir dakika. Topluluk okulu. Bu ne lan? Fakülte. 7500 nüfusta ilk fakültemiz yapacağız. İlkokul var. Bu ne? Lise. Param yok diye. Borç alayım ben ya. Borç alayım. Nereden borç alıyorum? Kaç para borç alıyorum? 20.000 mi? Manyak mısın lan sen? 60.000'lik bir borç çekelim. Rahat rahat öderiz. Şimdi ödeyemeyeceğim. Önce halkıma... Zaten borcu sadece eğitim için alırım bu arada. Sadece eğitim için. Çünkü halkımın buna ihtiyacı var. Net. Ama eğitimli işçiye burada ihtiyaç var. Liseyi şuraya koysam... her yere yetişiyor lan. Oha! Yolun dibinde olacak ama... Olsun yani. Yolun dibinde olsun abi. Sen deli misin? Fatih ne var? Yerel yönetim eğitime önem vermeye başladı. Aferin Fatih. Seni sevdim Fatih. Aleyküm Fatih. Şimdi eğitimli çalışanlarımız da oradan gelecek. Eğitimli nüfus. Yeni bina. Biyoyakıt. Otobüs istasyonu. Ne biyoyakıtı? Dur ya. Dur oğlum, daha vergi toplamıyorum. O kadar zengin değiller. Şimdi buralara nasıl... Aa, bura ne güzel olmuş. Aa, buraya liman yapayım lan. Temiz mi lan burada? Bok yok değil mi? Heh. Şu boklu suyu da mı aşağı çeksem ya? Of. Evet ya, çok çirkin bir görüntü oluşturuyor. Ama para da çok gidecek. Evet, bu... yani görüntü çok çirkin, anlatabiliyor muyum? Şunu ben alsam, şuraya kadar çeksem. Şu boklu suları oraya taşısam. Bunu yıkmadan taşıma seçeneği yok muydu? Binayı taşı. Evet. Evet, evet, evet. Evet, 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 evet. Aynı hizada bok atın millete. Suya. Tamam. Tamam. Bu iş görür. İkinciyi de dikeyim lan her ihtimale karşı. Bir dakika. Bir dakika, ben doğru şey mi yaptım? Atık su, tamam. Tamam, bir tane daha yapayım da. Evet. Sen şimdi elektrik de isteyeceksin değil mi? Pislik. Rüzgar türbünü. Aa, 8 megawatt. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Heh. Şimdi daha güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu, güzel oldu. Bura niye terk edilmişti? Hatırlamıyorum ama güzel oldu. Halk şimdi çalışmak istiyor. Halk iş, aş, ekmek. Ekmeği o zaman bu tarafa doğru uzatma vakti geldi ya. Sanayiyi arkadaşlar, sanayi çıkışları sonra karnım çok ağrıtacak. Bunu
hissediyorum, bunu biliyorum ama sonra çözeceğiz artık onu. Tabi bu aynı zamanda şu demek, Atatürk ve İnönü bulvarları uzayacak. Halkın inanılmaz bir sanayi, inanılmaz bir çalışma arzusu var. Helal olsun. Aradığım halk, aradığım vatandaş. Aynen öyle. Ben hep bu halkı arıyorum. Ben. O nasıl %90 lan? Ama bu yer şekilleri çok can sıkıcı. Çok can sıkıcı. Neyse. Şuradan da ikinci bir geçit verelim ve... Ver. Gimidet sanayi. Şuraya kadar verelim ama. Neden? Buralara kritik binalar kurmam gerekebilir. Yer şekilleri çok kötü. Yol yamuk değil, yer şekilleri yamuk. Ama Allah'ın işine karışamayız sonuçta arkadaşlar. Ne yapayım? Siz söyleyin, ne yapayım? Eğitimli geliyor kardeşim, lise yaptım, daha ne? Ekstra bir de gece okulu mu yapsam ya? Bu ne? Yaratıcı Sanatlar Enstitüsü. Haa. Yaratıcı sanatlar diyorsun. Olur. Ama sanayi tarafına olmaz. Buraya olur. Bulvarımı bulvar üzerine yapıyorum abi. Bir dakika, bir hata var. Bu ne? Lise. Bu ne? İlaç satışma. Oğlum sana kim bina olabilirsin dedi. Lise. Yık. Dur. Yık. Gel. Birleş. Yaratıcı Sanatlar Enstitüsü. Maşallah. Güzel. Öha. Maşallah. Veri maşallah. Şimdi tabii yolda da bir düzenlemeye gitmem lazım. Ünlem işareti. Çünkü bu yolların... tam yolda... Sen ne... Niye yol işareti var lan? Ha. Başkan hata yaptı. Şöyle taşısa bunu. Başkan şunu şöyle taşısa. Bu şekilde taşısa düzeldi. Heh. Bazı yerler üzüldü. Bazı yerler sevindi. Anlamadım. Niye öyle oldu oğlum? Eğitim ne alemde şimdi? Ne oldu eğitim? Nasıl kıpkırmızı oğlum? Ha yok. Eğitim benim seviyem... İlkokul gidiyor her yere. İlkokul burada gidiyor. Bu niye gitmiyor? Bu neden gitmiyor? Yo gidiyor. Gitmiyor. Anlamıyorum. Kafam çok karışık şu anda. Büyük başkanın kafası karıştı. Okula yol yoktu tamam. Çünkü yatay duruyordu. Taşıdım dikey yaptım. Bak caddeye bakıyor. Kimin yolu bu? Benim yolum. Nüfus artışımız da şey oluyor. Şimdi bu dağlara nasıl yapsak ya? Bu dağlara nasıl yapsak acaba? Kapasiteleri yetmiyor. Ha, kapasite yetmiyor. Eğitim şart. Ama para yok arkadaşım. Eğitim şartsa kimse kusura bakmasın da bu işaret ne? Bilgi ekranları. Bu ne? Afetler mi? Ha. Ha, afet mi açık? Sıçtık o zaman. Neyse. Para. Para hacı. Para yani. Madem mutluyuz. Mutlu muyuz? Çok mutluyuz. 12. 13. 13. Temiz su temel ihtiyaçlardan biri sanıyordum ama yok. Borularınızın inşası. Borularınızın inşası için vergi ver lan. İt demem. Çünkü ben yapım gereği bir... Gönül Belediyesi, bir Mart Bahar, bir Kalp Belediyecisiyim. Ben vatandaşıma şey yapmam, sert çıkmam. Kimse vatandaşına sert çıktı dedirtemez.
Vatandaşım benim için kritik. Tamam. Yangın mı? İtfaiye. İtfaiye. İtfaiye nerede? İtfaiye nerede? Yangın var. İtfaiye nerede? İtfaiyenin binası burada. Kendisi nerede? Aa, söndürdüler lan. Ben itfaiyeyi bulamadan itfaiye söndürdü be. Helal lan. Kimin itfaiyesi be? Buraya hemen bir yol. Nüfus lazım. Evet, evet. Sonra bu yolları nasıl yapacağız çok merak ediyorum. Gene aynı bakıyorum. Gene nasıl toparlayacağım hiç bilmiyorum. Çok heyecanlı. Evet, evet. Evet. Oh, oh, yanlış yaptım. Lan ne oluyor? Ha, önce silmem mi gerekiyor? Neyle siliyordum ben bunu? Şu mu? Ha, bölgeyi temizledim. Daha ileride rezidanslar şeyler kuracağız. Para. Para 4000 kazanıyorum. Vergi yürüyor ya. Bak bak. Bak bak, para kazanışa bak. Bak, hatta 2x alayım sizler için. Şehri gezerken şey yapalım. Şimdi birazdan çaylarınız için. Çaylarınız için. Gecenin tadını çıkarın benimle beraber. Hatta yağmur varsa dur, yağmur da açayım ben size. Neredeydi lan o dinamik? Dinamik hava. Tamam mı? Azıcık da yağmur da yağdırırım ben size. Köprü geçişi ucuz. Milletin ayağı alışsın. Bir geçmeye başlasınlar, ben geçireceğim peşinden. Ben yardımcı olacağım geçmelerine yani. Dux Pirus, başkanım bana elektrik şirketi ver. Dux Pirus, 8 megawattlık jeneratörlerden biri sende. Bir de şey vardı bizim. Nerede o? Tekne vole şeyi verdim. Şey, ha. Tamam, sahile bakan sokakları teknevol 1-2 olarak vereceğim. Evet, bakalım ne alemdeyiz. Hop, para 17.000 olmuş. Güzel. Veren sokağı değilsin sen. Teknevol 1'sin. Teknevol 1 sokak. Sen de teknevol 2 sokaksın. Yüksek falan yok. Teknevol 2 sokak. Çünkü adam istedi. Adam istedi. Panda hile mi yaptı? Büyük başkan asla hile yapmaz. Otobana bağlayacağım. Otobana bağlayacağım ama hemen değil. Hemen değil. Ama bir dakika. Otobana bağlarsam millet kestirme olarak benim köprümü kullanır mı lan? Sonuçta yani böyle gideceğine böyle aslında aynı. Ama belki kullanan çıkar ya. Neden olmasın lan? Evet lan, otobanla birleştiriyorum. Dur, kıvrımlı. Lan direkt yapsam daha iyi ya. Ne kasıyorum ki ben? Düz yap. Neyi kıvırmaya çalışıyorsun koçum? Al. Olur mu lan hiç acaba? Ha? Yön, bir dakika. Yön. Yön, iki yön mü? Yön iki yön mü? Kavşakla birleştireyim değil mi? Kavşak çok para oğlum ya. Kavşak nereye yapayım? Kaç para kavşak? Do you have any idea how much a kavşak? Çok da değilmiş. Aba. Bir kere çift yol. Bunu geç. Heh. Ama hoş değil. Sıçayım ben anne seni. Senin anne nasıl sıçayım? Bu ne ya? Bu ne oğlum ya?
şey diyeyim mi? Dönüş zor. Ondan oluyor bu. Aha gelen var. Vallahi gelen var. Ulan Allah aşkına. La eve gitme. Sen de mi eve gidiyorsun? Lan köprüden geçsenize lan. Lan para lazım lan. Bir dakika, buradan dönen oluyor mu? Oluyor oluyor. Şimdilik iş görsün. Şimdilik iş görsün. Elektrikli otomobil Edison Model Z. Lan ne Edison'ı hayvan, direkt Tesla yazsana. Sena depo alanlarını kiraya açtı polis. Tam telif hakkı, Tesla'yı kullanamıyorsun da Edison'da demezsin yani. Deme yani. Edison deme yani. Neyse, halk hala sanayi istiyor mu? İstiyor. Şimdi ulan herhangi bir her şeyden biraz istiyor halk. Güzel. Halk kıvama gelmiş. Halka ben buradan bir de ticari alan yapayım. Şuraları. Yok, şuraya kadar yapayım şimdi ticari alanı. Çünkü buraya ekstra şey gerekebilir. Su. Halkımın burada suyu azalmış. Tamam. Tabii ki Tesla büyüktür Edison. Şerefsiz Edison. Neyse. Köprü geçişlerinde. Yalnız köprü geçiş trafiği de yavaşlatıyor biliyorsunuz. Ama çok güzel ya. Bakalım. Gelsin. Geldikleri gibi geçerler. Evet. Bakayım. Hop. Aa polis. Polis ne oldu? Polis. Takipteyiz. Hemen bir polis takibi. Ha, sinematik olunca olmuyormuş. Polis niye bıraktık lan? Polis bir dakika, takip edecektik biz seni. Kobra takibi. Aha buralar birbirine girmeye başladı. Süper Çiğra sokakta. Oğlum polis olay yerine gidene kadar. Hüsnü komiser. Hah. Helal be, görüyor musun ya? Bambaşka bir şehir var. Arka sokaklarda. Buralar bayağı buralar huzurlu ha. Buralar huzurlu. Baksana. Buranın mesela 42 bin. Borcu ödüyoruz zaten. Borçtan yana sıkıntımız yok. Mesela buraya bir ilkokul ben yapmadım değil mi? Buranın ilkokulu var mı? Şu ne? Bu ne bir dakika? Topluluk okulu. Buranın ilkokulu yok. Buraya bir de ilkokul yapalım. Eğitim seviyesi çılgın atsın ya. ₺10.000 gömüyorum. Gömdüm. Bura o kadar mutlu, o kadar gelişmiş, o kadar oha çok güzel bir yer olacak ki. Zenginler, burası Beverly Hills. Damla Pehlivanoğlu değilsin sen. Sen Dux Pirus'sun. Evet. Dux Pirus sokaksın. Sen de Mutlu Gavun sokaksın. Ulan geçen şeydi 2018 şehrimizde neredeyse bütün sokaklar şey izleyicilere aitti ya. Evler, şeyler falan. Stones. Önceki mesajları göremedim ya. Hoş geldin. Hep böyle izleyicilere aitti binalar şey. Gene öyle yapacağız. Sadece şu köprüye henüz isim bulamadım ki bu köprüyü geliştireceğiz zaten. Şu anda minik. Nüfus artışımız hızlı. Neye ihtiyaç var? Sanayiye ihtiyaç var. Vay senin babanın sanayi kemiğine. Bu yolu büyütelim abi. Bu yollar büyüsün. Bu yolların büyümesi lazım bu sanayi çıkışı için. Tamam mı? 6 değil ama orta. 4 şeritli yola.
Bunu yaptım, çok kötü oldu bu. Kötü oldu lan. Vazgeçtim. Geri tutarsın. Eski halini getirdim. Bura tek yön olmalı zaten. Evet. Millet buradan girmeli. Buradan da çıkmalı. Girişe döner kavşak lazım. Burada bu kavşaktan var zaten ya. Neyse bir yapalım. Sorunlar çıktığında düzeltiriz. Sorun çıkınca düzelten belediyecilik yapacağız. Yani klasik Türk belediyeciliği yapacağız. Siz rahat olun. Şu anda çünkü halkıma iş lazım. Tamam. Tamam. Halkıma iş lazım. Neymiş? Dağlar izin vermeyecek ki. Kötü olacak yani. Ben bunu yapıyorum ama. Ha yok, sorun çıkarmadı. Tamam, şimdi nüfusu ticariyi buraya yapmaya devam. Ticari şurada biraz daha, şu yolu düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Bu yol olmaz. Bulvar bulvar gibi olmalı. Ama sorun şu. Ben bu bulvarı yapmaya başlarsam kırarım. Düşünüyorum. Büyük başkan düşünüyor. Otobana çevirsem. 3 şeritli tek yön. Otobana çevirsem yani. Çevirmesem daha iyi. Çevirmesem daha... Aa çöp! Aa bok! Bir dakika! Bok var! Aa ne oluyor? Çöpler birikti. Ha tamam, bir test yapalım. Tamam tamam. Ambulans helikopteri mi? Mezarlık. Bu ne? Yapacağız. Geri dönüşümü yaparız. Oğlum 93 nasıl bir açı lan? 93 derece nedir? Hay Allah. Onu kır, bir şey olmaz. Kırmış. Lan nasıl birleşmiyorsun açıdan? La yapma, tamam yapma. Yapma. Oğlum bu nasıl bir arazi? Eğimli bir arazi mi? Yo, dümdüz. Ha şu. Ben düz yol seçmedim mi? Çarpık marpık yok. Çok da güzel kentleştim. Sadece burada garip bir şeyler oluyor. Ki hiç problem değil. Hiç problem değil. Acayip lan. Allah Allah. Yol büyük. Ondan. Yanlış yolu yapıyorum çünkü. Yanlış yolu yapıyorum. Yanlış yol. Büyük başkan fark etti, biraz geç fark etti. Büyük başkanın kusuruna bakmayın. Büyük başkanlar da hata yapabilir sometimes. Şurayı tamam. Sanayinin herhangi bölgesine girmeden buradaki çöpler toplansın. Evet. Yani önden çok planlı gitmek bize yakışmaz. Biz sorun çözme odaklı olduğumuz için tekrar gösteriyorum. Tekrar göstermek isterim. Koltuk sevdasıyla alakası yok, hayır.
resmi sorun çözme odaklı çalıştığımız için önce sorunun olması lazım. Sorun çıkmadan çözemezsin ki, saçma. Önce sorun çıkacak, sonra çözeceğiz. Bu çok kritik. Burada bir şey yapalım, anlaşalım. Elektrik direkleri Mefta Başkanım. Rahat ol vatandaş, onu ben hesaplı kitaplı yaptım. Çünkü bakınız, artık binalar yan yana ya, o şey yapıyor. Elektriği hallediyor, sıkıntı yok. Hatta bir şey diyeyim, şu ikisine bile ihtiyaç yok. Şunları bile yıkabilirim. Çünkü ben estetik kaygıları olan bir başkanım ve şunlar mesela benim... Yani bana bir şey yap. Şu yeter. Evet. O ne lan? O işaret ne lan? Bu ne oğlum? Çok az servis hizmeti. Recep'in harika balık kroket fabrikası. Koçum, Recep. Tam olarak nasıl bir servis istiyorsun sen? Memocan. 7. ayında pandam. Kolay gelsin. 7. ayım kutlu olsun. Bir de benim adımı nereye vereceğim? Memocan sana. Nerede lan o Recep? Recep. Bittin oğlum sen. Artık Memocan 0244'ün harika balık kroket fabrikası. Memocan senin işi hallettim. Aa, kısa oldu. Olsun. Çok az hizmet varmış. Su ha. Abiciğim. Ulan ama sanayide ne büyüdü arkadaş. Büyü. Önüne alamıyoruz sanayideki büyümenin. Gerçekten müthiş bir büyüme şeyi de ilmesi de ilerlediğimiz için normal. Bunlar büyüme sancıları. Bunu hangimiz yaşamadık? Hangi şehir yaşamadı bu büyüme sancılarını? Tamam. Çöp mü yok? Ah! Aa dur, zengin... Lan olur mu öyle şey? Deli misin sen? Zenginsin sen. Seni ben zengin şey yaptım. Sana kardeşim şehrin girişinden itibaren hem çöp, iyice bok gibi bir yere koyayım. Hem de geri dönüşüm merkezi. Maliyeti biraz tuzlu ama kirlilik... Bir dakika, yapıyor mu yapmıyor mu kirlilik? Anlamadım ben. Kirlilik 25, gürültü kirliliği 10. Aman. Aman. Bunun yanına da koydum. Tamam. Size elektrik lazım mı lan? Öf, size elektrik lazım değil mi? Al sana elektrik. Su da isteyeceğim mi benden? Sen su da isteyeceksin değil mi? Çünkü açsınız. Tamam. Tamam. Bitti. Çöp derdi bitti. İnsanları geri dönüştürebilecek birçok şeyleri atıyorlar. Şehir doğru yönde adım attı. Atar. Çünkü başında ben varım. Normaldir. Ben olmasam mesela atmaz. Ama ben halkımın ne istediğini halkımdan daha iyi bildiğim için o iş kontrolüm altında. Bu da şimdilik bu bölgedeki son zengin semti olacak. Çöp toplayıcıları öldü mü kaldı mı ne oldu? Hande patlama, Hande geliyor işte. Al bak, al, ne ağlıyorsun, al. Ben burada görüyorum, al çöp kamyonu. Ne var? Allah Allah. Bunların dırdırıyla uğraşmak, görün arkadaşlar. Hırsız mı lan o? Lan? Evde hırsız mı var? Doruk apartmanını soy. Aa. Karakol. Zenginlere kimse dokunamaz. Bura çok değerli olacak oğlum. Herkes gülsün. Bura var ya, ben buradan manyak vergi alacağım oğlum. Tamam. Devam. Artık bir nüfus istiyorum. Hızlandırdık bakalım. İşlek kasaba. Nedir? Petrol sanayisi uzmanlığı, turizm uzmanlığı, ücretsiz toplu taşıma, öyle bir şey yok. Helikopter önceliği umurumda. Bisiklet sürmeyi teşvik ederim. Ama zenginlere. Zenginler bisiklet sürsünler. Tamam. Elektrikli otomobiller. Ondanca zenginler sürer. Ağaçlı yollar. O da zenginlere. Bisiklet yoluyla iki şerit yol. Tamam, onu fakire verebilirim. Emniyet müdürlüğü. Tropik bahçe. Aa, bahçe vakti. Hastahane. Tabii zenginlerin iyileşmesi lazım. Jet ski kiralama. Zenginler kiralar. At çiftliği zenginlere at binsinler.
İskele restoran. Tam zenginlere göre. Vidanjör servisi. Bunu Cahre'nin şey yapar. İşletmesini bırakırım. İstihbarat teşkilatı mı? İyiymiş. Tam bir sürü bir şeyler geliyor. Mesela ben onu nereye koyabilirim? Nereden yapabilirim? Niye yavaşladın ya? Hızlı hızlı gidiyorduk. Nüfus. Nüfus artışımız şöyle. Evet, evet, yüzlerle. Evet, evet. Çın 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 çın. 5100. Su mu bitti? Su mu istiyorsun sen? Ha? Vatandaş? Evet, vatandaşım su istiyor. Benim vatandaşım su ister de ben susuz bırakır mıyım? No. Vatandaşım su içsin. Bak bak bak. Çın 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 çın. Yüksel. Yüksel. Ben buraya iskele yapacağım. Buraya jet ski iskele at şeyi. Tamam. Tansu sesi gör. Adam gibi park istiyorsun ha? Tansu, I got you bro. Tansu sana park. Tansu bekle. Parklar ve meydanlar. Küçük oyun alanı, küçük park, ağaçlı park. Ağaçlı park yaparım. Benim Tansum, my Tansu will not be living. Bu nasıl ya? Bina yol kenarına yapıyorum işte. Sığmıyor mu ne? Anlamadım. Enteresan bir bug olmakla beraber muhteşem koydum be. Buranın sağ solda ev olacak ya. Merve Gökmen. Merve bayıldı yeni parklara. Başka Ali Güleç. Yayında Skyrim iyi gider değil mi chat? Skyrim YouTube özel. Aman ha Ali. Aman başımı yakma sağ olasın. Kojira buldum. Belediyede iş var mı? Abi sen her zaman var. Sana her zaman var. Bir dakika Aykut ne demiş? Seni tanırım. Çalışkan adamsın. Sana var. Her yıl tonlarca deniz yosunu insanların tüketimine sunuluyor. Şaşırtıcı bir şekilde ıslak keke çok... Gerçekten deniz yosununu ıslak kekte... Gerçekten ama zenginler yani ya. Fakirin aklına bile gelmez bu. Kesin bu Aykut Kara İbrahimgil, Nil Kara İbrahimgil'in akrabası ve bu zenginlerin arasında yaşıyor. Bunun başka açıklaması yok. Parka geldiniz mi lan? Park yaptım size. He? Little Fox. Şaka şaka. Zengine fark denmez. Zengin veli nimet. Bakayım. Gençler. Eğleniyor muyuz? Bu kadar mı oğlum? Park yaptım. Kocaman park yaptım ben lan size. Espera. Elf Köftesi Bulvarı. Elf Köftesi Bulvarı. Güzel. Tamam. Bulvar değil ama Elf Köftesi Sokak olarak veririm. Tamam. X-Veç şükür internetim düzeldi. Bana Hiveç diyebilirsin. Tamam. Kolay daha iyi. Hiveç. Adım da Doğan. Sokağım biraz yeşillendirip. Paşam Doğan. İyisin ha Hiveç. Kısmet. Kardeşim. Ha Grizzly bir seni çöpe atacaktım. Tamam. Onu da çöpe atacaktım. Mutluyuz. Mutluyuz. Gerçekten mutluyuz. Neyse şimdi normal halkın yanına gideyim. Ben herkesimi kucaklayan bir başkanım. Aa nüfusum azalıyor lan. Manzaraya bakarken ne oldu? Niye nüfusum azaldı benim? Nüfusum azalamaz. Böyle bir ihtimal yok. O ihtimali geçeriz. Benim nüfusum. Ağaçlı yollar. Allah tabi lan. Oğlum sen ne diyorsun? Ağaçlı. Öf. 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 En güzel yollar sizin olsun. Ağaçlı ağaçlı olsun. Bakayım. Güzel. Güzel. Bak bak şuna bak. Bir de buna bak. Tabii mutlu olacaksınız. Ağaçlı yol yaptım lan size.
buralara şey yapmayacağım. Buraları. Bunu şuradan birleştireyim. Ulan. Ağaçlı maaşlı. Şurayı tekrar yıkayım. Şimdi aynı yerleşimi buraya yapıyoruz. Bu ara sokaklar, okullar, mokullar, şunlar bunlar. Niye? Herkese hitap etsin diye. Bir dakika. Evet. Evet. Başkan çok keyifli. Evet. Alan nasıl boş diyor oğlum ya. Biraz daha mı büyük tutsam ya? Biraz daha. Biraz daha. Evet. Daha çok nüfus istiyorum. Çok daha fazla nüfus istiyorum. Evet. Mahpaslar neler oluyorlar? Sanıyorum bir cömertimiz var. Arda arda 5 kişi aynı anda abone olmadıysa. Evet. 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 Güzel. Elektrik gelir. Su yapmak lazım. Su çıkaralım hemen. Hop. Su. Bıcırık prensesim ağaçta 3 saat mahsur kaldı. Ay ya kıyamam. Kokorina, kokorina. Bıcırık prensesi ağaçta mahsur kaldıysa... Evet. Size hala eğitimli işçi mi lazım oğlum? Ne derdiniz? Yeterli işçi yok. Oha! He, ben bu... Başladık. Şimdi sıçtık. Hösten! Bir kere burayı bir kapatacaksın. Bir dakika orayı bir siliyorsun. Oraya... Şimdi bir yere dönemezsiniz. Geç. Şimdi evet. Şimdi sıçtığımız anlar başladı. Şehir belli bir büyüme hacmine ulaşınca. Şehir belli bir... Bu arada neler oldu? Espera. Ay Rukimam! Rukimam, cömert annemiz Embada'ya, Developer 94'e, Kojira Bloom'a, Ahmolka ve NSQ 26 Eskişehirli'ye. Enes, Ahmol, Kojiro Bloom, Developer ve Mbada. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Rukimam'a da tabii ki cömertler. Teşekkür ediyorum Rukimam. Entragon, hayallerimin restoranını ver bana. Entragon. Entragon, seni zenginlerin oraya şey yapacağım. Tamam. Bastım sanmıştım. Organik et tavuk döner değil. Entragon 7 hayalindeki restoran. Evet. Onu da yanlışlıkla yıktım. Günah boynuma. Ama sana ev yok. Olur mu Rukimam? Olur mu? Olur mu? Havuzlu evin var senin artık. Yerini unutma Rukimam. Yağmurların altında bu havuz... Havuz mu lan bu? Evet. Bu havuzlu ev senindir. Güle güle kullan. Güle güle otur. Yağmur açtık. Biraz yağmur göstereyim. Yeni bina. Hava... Bir dakika bunu sinematik görmek isterim işte. Ama hep tepeden göstermesi şey değil sinematik. Biraz böyle değişik kamera açısından da gösterseymiş. Yani hep tepeden gösteriyor ya.
Millet koşturuyor evine. Şimdi önümüzdeki yayında bizim full trafiği çözmemiz gerekecek. Full. Üf, sanayiye bak. Yangın helikopter garajı nedir abicim o? O ne demek la? Afet müdahale birimi, küçük acil sığınak, kısa radyo direği. Acil durum. Yok la, acil durumda şeyim yok. Bu ne? Yangın helikopter. Yangın helikopteri yangın söndürme helikopterleri barındırır. Gerektiğinde dışarı fırlatır. 55 bin lira. 55 bin dolar. Wow. Ama zenginlerin değil de organize sanayinin buna ihtiyacı var lan. Düşününce. Ah, elektrik yok. Neler oluyor lan? Bir dakika. Bunu yaptığımda bu nereye kadar gidiyor? Ha. Bu bir dakika. Pausla bir dakika. Tamam, zenginlere herhalde o kadar gerek yok. O kadar yerleşim yok. Burayı yaptığımda anladığım kadarıyla bunun tamamına yetiyor. Evet. Buraya yapıyorum. Yap. 55 bin lira. 50 yaptım. Yaptım lan. Yaptım. Hastane kaç para? O itfaiye istasyonuymuş. Tamam, yaptım. Hastane kaç para? Lan oğlum, hastane nereden? Çöpten mi? Nereden çıkıyor? Ha şu, pardon. Hastane 65 bin lira. Dolar. Euro. Yuh. Ana, elektriğim yetmiyor. Ne oluyor? Ay Rukimam durmuyor. Rukimam durmuyor. Bu ne? Kömür. Hayır. Kömür ne kadar enerji veriyorsun ki kardeşim? 560 liraya. Oha, 40 megawatt mı? Oğlum, kimseye çaktırmadan yapsam mı lan? 40 megawatt ne lan? Petrol santrali. Hey. Aynen. 120 megawatt. 100. Oha, 120 megawatt. What? 120 megawatt. 120 megawatt. Yani arkadaşlar, burası sanayi bölgesi, anlatabiliyor muyum? Biraz kirlilik olacak. Bir dakika. Biraz kirlilik olacak. Haftalık 2000 lira vereceksin. 50 bine yapacaksın. Ama ha, kameradan siz görmüyorsunuz. Güç üretimine bak. Güç üretimine bak saatte. 120 megawatt. Megawatt. 80 metreküp su tüketiyor. Oğlum, su ne la? La, su nedir? Ben bunu yapacağım ya. Çevrecilik de bir yere kadar. Şş. Büyük başkanı yargılamıyorsunuz değil mi? Ha? Çöpün oraya yapıyorum zaten ya. Halkım, ben şey yapmam. Bam! Şimdi o elektrikler paramda kalmadı zaten. Şun bir helikopter yaptım yangın olmasın diye, bir şey yaptım, bitti, para bitti. Şimdi o elektriklerin pıtır pıtır silindiğini görmek istiyorum. Sil. Görmek istiyorum. Pıt 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 pıt. Pıt, hadi hadi. Pıt 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 pıt, hadi 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 hadi. Sabah sabah yanmış fosil yakıt kokusuna bayılıyorum. Ne var Hatice? Gel sen elektrik ver, gel sen enerji üret. Allah Allah, Rukimam. Ama hocam, önce ilk çay ama hocama, ardından Ayblu derken Arteon, Artist ve Alfa Dogi hep A'dan gitmiş ha. Valla aman hocam, Ayblu, Arteon, Artist ve Alfa Dogi'ye 5 çay daha göndermiş günün cömerti biricik Rukimam'ımız. Elektrikler mi kaldı? Nüfus kaç? 5700. Niye herhangi bir... O zaman bir... Arttırayım mı? Biraz para kazanak mı artık ha? Ha? Aa dur! Acı! Artık o köprüyü ben arttırırım, kimse kusura bakmasın.
Geçen hafta yüklenen arabalar 46. 1,5 1,5'a çıkar. 1,5'a çıkar. Tamam, yağmura doyduysak bu arada şimdilik şey yapıyorum. Yağmuru biraz kapatalım. Bence doyduk. Nüfus azar azar artıyor. Nüfus azar azar artıyor. Neden? Umarım bir kasırga vurmaz mı? Oo, nasıl ya? Kasırga mı? Bir dakika, hava koşullarını açalım da o zaman gerçekçi olsun. Bir dakika, geri dinamiği kullanayım şimdilik. Rastgele afetler varmış. Rastgele afetleri açayım mı? Şimdi değil. Düzeni kurduktan sonra isterseniz açabilirim. Düzeni kurduktan sonra. Bir oyunu hatırlayayım ben de. Değil mi? Bak. Şunu biraz yavaşta izleyelim. Yok, bunu yavaşta izleyelim. Böyle. Rukimam Durmayor Sezai Sevince Hades'in Charon'u. Umarım doğru okuyorumdur. Hades'in Charon'u, Bertin TV, Eren the Snake ve Tiames'te 5 çay toplamda bu akşamki üst üste son 10 dakikadaki 15. çayını, 15. aboneliğini hediye ediyor sevgili Rukimam'ımız. Çok teşekkürler Rukimam'cım ya. Vallahi sağ olasın. Ve galiba bini rahat ya. 1050 bile olmuş olabiliriz. Siz bir bakın, ben göremiyorum ama siz bakıp bana söyleyin. Büyük başkan çünkü konsantre. Beard. Yeşil Vadi'deki yeni görevimiz hayırlı olsun. Başkanım, ilk hukuk prosesine talibim. Beard. Not edildi. Kojira Bulum. Şehire futbol takımı yapacağız. Seni de oynatırım istersen. Geçen yaptık 2018'de. Nüfus 5867. Şimdi benim bu trafiği çözmem lazım. Atatürk... Acı. Kolay hırdavat. Neden? Sen neden buradasın ki? Burası yaratıcı sanatlar enstitüsü. Kolay hırdavat, sen bir çık. Benim bir şekilde kademe kademe yolu genişletip taşımam lazım. Yani... Tek yönlü altış. Bu şu anda iki yönlü kullanıyoruz değil mi biz? Dört yönlü dekoratif çimenli. Çimen mimen yok oğlum. Otoban bu. Dört şeritli. Otoban olmaz. Şehrin içinden otoban geçmez. Altı şerit olsa da altından kalkamam ki ama. Yanı çimli olmasın abi. Kim yürüyecek orada? Altı şeritli. Yani... Dur oğlum, bina kurmayın lan şuraya. La yanlışlıkla yapmışım. Allah Allah. Kurulma arkadaşım. Kurulma. Lütfen kurulmayınız. Ben yanlışlıkla yapmışım onu sen. İmar vermedim ben sana. I didn't give you any imar. Okay bitch. Şimdi mesela şuradan itibaren bir geliştirme. Şuradan itibaren. Evet, şimdi bir halta benzedim. Ama burayı geliştirmeye kalktığımda burası patlayacak. Ama şöyle bir şey yaparsam. Çünkü burada dehşet bir trafik anladınız. Ya öf yani. Dolayısıyla taşıma inşallah parasızdır. Şimdilik bunu böyle alacağım. Asmayın suratınızı. Çünkü benim bunu da bam genişletmem gerekiyor. Düşününce when I think about it, burası, hatta şurayı da bir geliştirebilir miyim? Yıkarım burayı, geliştirdim lan, yıkarım. Ama şart. Para GG mi? Para GG olacak çünkü öyle. Şimdilik idare etsin. Sonra kademe kademe benim bunları taşımak, kırmadan, yıkmadan. Gerçi burada size dükkan vermediğim için aslında bam gümde girebilirim. Ama şimdilik hoş olmaz. Tekrar binayı taşıyıp eski nah oturtursun. Ama demokraside çözümler tükenmez.
Seni biraz kaydırırım. Surat asmak yok lan. Surat asmak yok. Surat asmayı yasaklıyorum. Heh. Tamam. Şimdi buralarında sağlam bir geçiş yolu yapıp buranın da genişlemesi lazım. Evet. Siz bir kere karşıya geçemezsiniz kardeşim. Bu yok. Süper Şire orada bitiyor. O yok. O bitti. Onu unut. Buradan geldim mi çıkacağım. Ben buraya bir polis yaparım. Ama sanayide kim neyi soyacak ya? Allah aşkına. Sanayide ne soyulsun kardeşim? Şimdi ben buraya nasıl bir kavşak koysam? Nasıl bir kavşak? Oğlum bu ne? Bunun kalını yok mu lan? Param mı yok benim? Kavşağın kalını mı yok? Benim param mı yok? Stratejik bir kavşak koysam. Stratejik kavşak koymak için geç kalmışım sanki ben. Ama bir dakika. Dağlara da yükseleceğimi düşünürsek. Paradan dolayı değil mi? Para buluruz ya. Çok para kazanıyorum arkadaşlar. Ayda 4000 kazanıyorum. Doğru değil. Bu kavşakta bu kavşağın farkı ne? Şimdi bu geniş döner kavşak. Ucuz. Bu küçük döner kavşak. Bu yonca yaprağı kavşak. Bu üç yollu kavşak. Bize bu lazım. Geniş döner kavşak lazım. Bunlar şeyi yapacak. Dönüş yolunu ben farklı yerden verebilirim bu sayede. Tek bulvar giriş, tek şey çıkış. Bak. Şeker sokağı. Ye ye ye. Of course sugar sugar. Tabi lan. Sugar sugar. Yollar artık bu şeyleri dörtlüye, dört şeritli yol ne yapacak? Buraya kadar gelecek. Aslında bundan sonrasında dört şeritli yol olması lazım. Ama sanırım onu yapabilecek. Yapabilirim, yapabilirim, yapabilirim. Ama kısa vadede gerek yok, kısa vadede gerek yok. Yolu böyle bağladığımda şurayı da ben bir şey yapayım. Bunlar döner kavşaktan dönsün. Buralardan değil. Kır babacığım. Kır kır kır. Kapa kapa. Kapa. Yok artık o yol. O yolu unut. Bitti o yol. Devam et ticari. Heh. Siz bir kavşağı kullanın. Bir o trafik bir açılsın. Bir daha geniş alın bakayım. Bu ne ya? Bir daha geniş al. Vatansever Caddesi. Lan Atatürk Bulvarı orası. Ama birleştirince olacak. Oğlum niye duruyorsunuz? Ha buradan ev geliyor. Niye? Kanka buradan gelme. Kır burayı. Vay çakallara bak. Arayol yapıyorlar ha. Neyse yapsınlar. Ama trafiğin beklemesine sebep oluyor. Hayır. Yok size. Yok yol. Geri dön. Bu trafik durmamalı abi. Ben buraya buradan yol yapayım. Madem bu kadar hevesli gençler var. Tamam şimdilik bir bak. Abou. Oraya sonra bakacak. Büyük başkan oraya sonra bakacak. Çünkü büyük başkanın daha büyük işleri var kardeşim. Herkesin de trafik derdini çözemem ya. Yapamam bunu. Yaparım da yapamam yani. Şu anda büyük başkanı da çok da hani zorlamayın. Zorlamayalım.
Zenginleri ağaçlıyorlar. Oh be, gün doğuyor. Bir an sabah olmayacak sandım. Gandalf neredesin? Hani gelecektin şerefsiz? Başkan konsantre arkadaşlar, gördüğünüz üzere büyük başkan nüfus toplamaya çalışıyor bir yandan. Bir yandan parkın çevresini şey yapıyor. Geliştiriyor. Neden büyük başkan olmak bunu gerektirir? Mesela buradan da şu yolu geçirdiğim zaman burayı aktif kullanıma açmış olacağım. Neden yapıyorum bunu? Çünkü ileride buraya da kritik binalar gerekecektir mutlaka. Güzel. Buralar çok daha şey yapsın. Nüfusumuz kaç olmuş? Nüfus 6000 ama bir azalma eğilimindeyiz. Bu tehlikeli tabii ki. Böyle bir şey istemeyiz. Nüfusun toparlanmasını bekliyoruz. İlan. Oğlum niye hepiniz buraya girmiyor? Ne var lan orada? Enişlek dükkan kimin? Neyse, gene iyi. Maksat bulvarda kasmıyor. Atatürk bulvarı ne kadar kötü olmuştu bir ara. O nasıl trafikti? Şimdi en azından akıyor. Trafik akıcı. Rabbit the Devil. Bayağıdır yoktum. Geldim geri diyor. Hem de altın abbası olarak geliyor. Nerelerdesin davşanım? Hoş geldin. Ve Zelda birazdan. Zelda birazdan. Şu anda başka projeniz var mı? Çıkıştan oradan gidiyor. Abi taşıma için de ayrıca para gidiyor. Ha, onu tahmin ettim de ne yapayım ya? Yıkamam da binayı. Bak zenginler ne kadar rahat ya. Ne kadar güzel. Burada herhangi bir sıkıntınız var mı abiler? Vergi basacağım size. Bak hala nüfus istiyor. İnanılmaz bir şey ya. Ya nüfus dolu çıldırıyor. O zaman ben biraz daha para harcayayım. Şey, yol yapayım. Neden? Hepiniz biliyorsunuz neden olduğunu. Ağaçlı iki şeritli yol. Bunu yapıyordum değil mi ben zaten? Hi guys. Tamam. Şuraları da ve şu parkın çevresini de boyuyorum. Şuraya da mavi ticari alan veriyorum. Evet. Burada her şey var. Burada eksik olan bir şey, herhangi bir şey var mı? İtfaiye. Sağlık hizmeti mi yok burada? Şaka yapıyorsun. Sağlık hizmeti nasıl olmaz ya? Hastaneye param yok. Ama sağlık ocağı yapayım. Halkımın, özellikle zenginlerin sağlık alması engellenemez. Burayı yaptım da her yere gidiyor mu? Öf be! Bura çok güzel oldu. Bura var ya, müthiş bir zengin kent olacak. Bir de şu dağlar kalacak geriye. Tamam. Sanayiye girenler direkt otobandan çıkıp gidiyor. Şehre dönmeye zorlaştı sanayiden. Evet, süper şehir abi. Onu da düşünüyorum. Alternatif çözümler. Şu yolu açsam mı diye düşünüyorum hani, ya da şuradan tekrar bağlasam mı, ama trafik yapıyor işte. Bu yollar tek yönlü değil mi? Yok, bu yollar çift yönlü, tamam. Neyse, şimdilik bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet, bakalım nüfus artışımızın şeyi. Güzel bir hızlandıralım. Yangın. 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 Yangın sıçrıyor. İtfaiye. Allah'ım, zenginlere itfaiye vermemişim ben. Allah beni var ya. Mal. Oğlum o otobana niye veriyorsun lan?
Otobana falan çıkma. Su yok. O tamam. Su halledilir. İtfaiyeyi tam şu köşeye koysam. Çünkü cadde üzerinde. Tüm şeyler şu cadde üzerinde ya. Park var. Şu evi yıksam. İtfaiye sığar mı lan buraya? İtfaiye sığar. Bu ev kimin? Çap apartmanı. Tanımam etmem. Hadi görüşürüz. Ben zaten aslında buraya bunlar için çapıyorum. Sen niye sırıtıyorsun oğlum? Kara aç seni. Yıkacağım sonra. Şimdi yaptım ama sonra yıkacağım yani. Bil onu. Su. Bunlar çünkü kritik devlet ve güvenlik binalarının yerleri o sokak. Heh. Tatilimizi uzatmaya karar verdik. Biriniz Hande'cim çiçeklerini sularlar. Hah benim itfaiyem be. Geldi itfaiyem be. Of sıçrıyor itfaiye help. İtfaiye yetişemiyor mu? İtfaiye yetişeceksin değil mi? Oh be. Yetişti yetişti. Zenginlerde küçük aksilikler olabilir arkadaşlar. Bunlar abartılacak şeyler değil. Yıkayım mı lan bunu? Çelenk apartmanı. Toparlayabilecek misiniz kendinizi? Peyzajı falan toparlayın tekrar. Yoksa yıkmak zorunda kalırım. Çok çirkin gözüküyor. Bir zengin semti için uygun değil. Rainer, pandan bir araya beyaz üreteceğim. Ha Rainer, o gece çözeceğiz o işleri kardeşim. Güzel. 6500. Arttıra arttıra. Arttıra arttıra. Tamam. Bunlar kontrol altında. Şöyle. Simeti aldım. Bekliyorum. Evet görünen o ki yayınımız patlıyor. İnanılmaz 4000 kişi izlerken benim yayın neden patlıyor? Gene belli ki ben sapıtacak sevgili YouTube. Hadi sevgili Twitch beni duymuyor olabilir bu. Gerçekten seninle baş başa kalmış olabiliriz. Çünkü şu anda inanılmaz bir drop yiyorum. O zaman bu da ikinci bölümün sonu olsun. Bir saatlik tam istediğimiz amaçlara ulaşamadık. 6500'de kaldık ama oldukça güzel. İki yakalı şehir oluşturduk. Deki Kadıköy, deki Beşiktaş, deki Bornova, deki İzmir'in kalanını bilmiyorum. Anladınız. Deki Kordon, Ankara, deki Ankara'da öyle bir yer yok. Deki Eskişehir, Porsuk geçiyor arasından. Neler neler olacak daha düzelteceğiz. Ama ilk iki saatimizde 6500 nüfus hiç fena değil. Evet şu anda Twitch'teki arkadaşlarımız gözyaşı döküyor. Ben bir şey yapıyorum. Şöyle manzaraya karşı bölüm bitireyim. Manzara dediğin manzara benim zenginlerimin manzarası olur tabii ki. Heh. Şöyle mutlu çocuk sesleriyle. Bu bölümü kaydında sevgili YouTube. Senin için bitiriyorum. Umuyorum keyif alır. Beğenirsin. Büyük başkan her zaman gelmeye devam edecek. Şimdi canlı yayındaki sorunu çözmem lazım. Sen kal.